Merhabalar, Iguazu Şelalesi. Arkamda bu başlangıç noktası. Ben Brezilya topraklarındayım ama siz ekranda görmüş olduğunuz yer, hop şöyle bir dokunayım, Arjantin tarafı. Iguazu'nun suları oldukça az bugün ama peyderpey göstereceğim ilerleyen zamanlarda. 1,5 saat kadar burada yürüyüş yapacağım. Tam şelalenin dibine gidene kadar neredeyse 600 metrelik bir mesafe yürüyeceğim bu süre içerisinde. Iguazu, Guarani dilinde büyük su anlamında. Haydi bakalım. Böyle bir platformdan rakunlar da gel. Yiyecek kokuyorsanız eğer rakunlar saldırıyorlar. Nisan ayından Eylül'e kadar çok fazla su var. Hele de Temmuz Ağustos ayında bunun 5 katı kadar su var. Doğru. Rehberimiz diyorsa doğru. Doğrudur. Of of. Of of. Of of of. Hayatı falan bırak. Hayatı falan. Arjantin ile Brezilya arasında şelalenin uzunluğu 2700 metre civarında. En yüksek noktası Şeytan Gırtlağı 75 metre yükseklikte. Büyük bölümü Arjantin tarafında ama Brezilya kıyısında daha güzel görünüyor. Şimdi. Böyle balkonlar var. Santa Maria Adası. Şelaleye yaklaştıkça görkem büyüyor. İşte buna benzer teraslar var. Bugün tabii su az. Iguazu büyük su anlamında Guarani dilinde. Her yeri dağılmış vaziyette. Karşı taraf Arjantin. Arjantin'e Brezilya arasında. Paraguay'ın da küçük bir şehri var. Ciudad del Este diye. Ama gelen 2 milyona yakın yıllık ziyaretçinin büyük bir bölümü Arjantin ve Brezilya tarafında. Brezilya tarafından görünüyor. Evet, Surinyanlara kaç? Yarım metre falan fazla değil mi? Yok, 3 metre. Hepsi bu mu? Biraz önce maalesef bir canlı ısırdı beni. 15 dakika içinde ölürsem eğer bunu Furkan Bey yayınlayacak YouTube'da. Brezilya kızgın karıncası. Brezilya kızgın karıncası. Evet. Türkçesi bu. Yani. Kızgın karınca. Üsürdü. Ya da altın karınca diyorlar ama. Altın karıncalar. Götten ısırır. Yani bel altından ısırıyor. Garganta de Diablo. Ama lütfen yürüyelim. Çok güzel yürüyoruz. Kertenkele'nin adı neydi? Isabel Ferrari. Male Maserati. Maserati kertenkelesi. Havadan ve kıyıdan. Merhaba, burada mı yaşıyorsunuz? Dibi. Burada mı, burada mı? Misafirin dibi, ben bunu her yere gezdiririm. Misafirin dibi, yamataş yanı. Evet, bu çekimler için sizler için ısınıyoruz. Paralarınız mı düştü? Para mı?
Parasını düşünen misafirimiz üzgün. Allah'ım, İspanyollar işte bu yüzden geldi, Brezilyalılar. Altın toplamak için. O bir rozet, dünya rozetini düşünmüş. Satürnler. Kağıt. Ne kadar para var ya. Çok para var. Bu işte çok para var. Ve altından geçmiyoruz gökkuşağına.